Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nazar boncuklu duvar aksesuarının yapımını anlatacağım. Gerekli malzemelerimiz: taranabilir makrome ip. Siz bunun yerine hasır ip de kullanabilirsiniz. Nazar boncuğu küçük boyutta, büyük boyutta nazar boncuğuna ihtiyacımız var. Makas. İpimizin uzunluğunu ölçmek için mezura ve silikon tabancasına ihtiyacımız var. Ve de zeminine ihtiyacımız var. Kraft kağıtlar kullanabilirsiniz. İpimizi 2 metre uzunluğunda 6 tane kesiyoruz. Kestikten sonra ikişerli olarak üçlü örgümüzü örüyoruz. Daha sonrasında nazar boncuğumuzu bu kağıdın üzerine yapıştırdıktan sonra örgümüzü alttan başlayarak silikon yardımıyla birinci sıramıza yapıştırarak tamamlıyoruz. Ben birinci sırasını tamamlamıştım. İkinci sırasında sizlerle birlikte yapıştırıyorum. Evet, ikinci sıramızı tamamladık. Fazla olan kısmı kesiyoruz. Makrome ip yerine hasır ip kullanırsanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Çünkü dağılma yapmaz. Taranabilir ip olduğu için burada dağılım söz konusudur. O yüzden silikonla iyice sabitlemeniz gerekecek. Şimdi 16 santim uzunluğunda 13 tane ipimizden kesiyoruz ve her ipimiz için uçlarını bu şekilde yapıştırıyoruz. Daha sonrasında silikonumuzu sürdükten sonra gördüğünüz örgü çerçevenin altına yerleştiriyoruz. Thank you.
Birinci ve ikinci sıramızı bu şekilde yapıştırdıktan sonra üçüncü ve dördüncü sırayı tamamlamak için iplerimizden 17 santim uzunluğunda kesiyoruz. Toplamda 9 tane olacak. Diğer 5. 6. ve 7. sıramız için de 18 santim uzunluğunda kesiyoruz. Toplamda 6 tane olacak. Tamam. Sonra tamamını bu şekilde yapıştırdık. Şimdi sıra geldi nazar boncuklarını yapıştırmaya. Nazar boncuğuna silikonumuzu sürdükten sonra halkalarımızın, damla şeklindeki halkalarımızın tam ortasına yapıştırıyoruz. Ve bütün halkalarımızın ortasına yapıştırarak bu işlemi sürdürüyoruz. Bütün nazar boncuklarımızı yapıştırdık. Sıra kesim aşamasına geldi. Düzgün bir şekilde yarım santim dışta kalacak şekilde kesebiliriz.
mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Evet, kesim işlemini de tamamladıktan sonra duvar aksesuarımız hazır bulunmakta. Beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.